Selamünaleyküm. Gel gel gel. Sağolsun sen. Aleykümselam. Nasıl uyuyor? Çobanlara halı budur hocam. Bak görüyorsun işte. Dur bakayım. Yatıyor. Rahatsız etmeyeydin ancam ya. Çek çek. Yat abi yat. Çek o dede yatıyor şu anda. Üstüne ört. Ambeyle yatıyor ondan sonra. Konuş ya bir konuş konuş. 25 tane çobanlık yapmış. Etikatta mı tına kum alamış ki? Ben çok buna kavanozluk yaptım tam. Ya devzip ben. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Rüden abi. Rüden baba. Merhaba abi. Merhaba. Vay merhaba. Tek bana konuşmuştun hatırlıyor musun? Mel tek oturur mu? Otur otur. Otur. Çayını şeyini alalım. He Rüden Rüden. Usta Rüden. Çekim ya kim ediyor? Usta Rüden. Usta Rüden. Usta Rüden. Usta Rüden. Usta Rüden. Usta Salı salı salı. He? Bir tane mi var? Salı 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 salı. Adı ne? Adı salı. Taş demek yani salı. Salı. Taş demek he. Salı 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 salı. Gel. Bu kangaldır. Bu cinsse bu tarafta bir yerden gelmiş bilmiyorum nereden geldi. Nasıl memnun musun bundan? He. Salıp salıp salıp. Hangisinden daha çok memnun musun? Ama bu daha iyidir abi. Bu daha mı iyi? He. Bu... Gel. Talo. Gel. Gel. Taş. Gel. Ben taş diyeyim. Taş taş. Talo. Talo. Siz yabancı olduğu için yapıyor ha. Bugün Erzurum'un Tekman ilçesinin Toptepe köyündeyiz. Burası Erzurum'un ikinci en büyük köyü. Hayvan sürülerinin olduğu yere geldik. Yanımda Ferit Bey var. Arkasında da işte senin sürün abi burası. Evet bu sürüler benim, diğerleri de hepsi arkadaşı için. Yolda gelirken abi at kullanan bayanlara denk geldik. Berivan deniyormuş. Berivan değiller. Berivan deniyorlar. Evet. Şimdi biz filmlerde izliyoruz ya Berivan'ım diye türküsü var hatta. Evet, evet. Denk geldik tabii bayan olduğu için izin almadan çekemiyoruz biz haliyle. Burada da mesela süt sağan bayan ablalarımız var. Onlardan da izin isteyeceğiz. İsterse şöyle tam yüzünü göstermeden şöyle bir güzel tam sağarken bir görüntüsünü alırız. İstersen onları almasan daha iyi olur abi. Ya işte şey olmuyorlar, razı olmuyorlar. Bilmiyorum. Razı olmuyorlar. Evet. Keşke razı olsaydı yani. Utangaçlıktan mı? Neden çünkü, öyle? Ya ilk defadır geliyorsun ya işte. Ondan dolayı işte. İşte bana soruyorsunuz abi işte gidin koyun sağarken falan görüntülerini alırsınız. Böyle sıkıntılar da oluyor haliyle. Zorla çekmiyoruz biz burada. Ablalarımız keşke izin verse daha güzel tatlı bir görüntü olur ama
Bari ata binerken çekelim abi berivanları. Olur mu giderken? Tamam. Şöyle olur. Tamam. Şöyle bir sürüyü o zaman şuradan uzaktan, abla gözükmüyor zaten. Evet. Senin sürün burası. Evet. Kaç tane koyun var? Vallahi sürüler zaten burada belli bulunur tabii. 3 tane falan. Burada kurt oluyor mu? Kurt denk geliyor mu sana? Abi. Var mı onun bu yiğitliği, delikanlılığı? Var. Boğmuşluğu var mı? Nasıl bir olay yok, bu an? Boğması yok yani. O fırsat bir türlü eline geçmiyor ki nasıl boğar? Kovalıyor ama. Kovalıyor ama. Yanaştırmıyor bu ya. Denk geldi mi yakın zamanda? Denk geldi. Nasıl oldu olay abi? Ya olay işte olayı oluyor ya, anında olay oluyor. Bir bakarsın hemen kurt çakıyor, anında kayboluyor. Ha, bu kovalıyor onu. Evet. Yanaşamıyor. Evet. Hiç kaptırdın mı buralarda mesela? Yaparken? Mi? Evet. Koyun kaptıran var ya. Sen kaptırdın mı? Genelde yani. Çobanlar söylemez, utanır. Ben kaptırmadım. Ben de bir tane kaptırdım. Bir tane. Kaç sene önce? Yakın zamanda mı? Yok. Yakın zaman. Bu şeyde burada yani. Evet evet burada. Kaç gün oldu? Bir iki gün falan oldu. Çok yakınmış. Çok yakınmış. Evet. Bu aslan parçası ne yapıyordu? Gelmemişti. Şimdi burada kaç hanenin sürüsü var? 15. İyi abi. 16 mı? 16. Yine bayağı var yani. Toplamda koyun desen o zaman bir 5-6 bin koyun vardır. Bile bileşen. Can yeleği de kola şişesi. Oh, mis gibi valla. Soğuk musun? Adın ne senin? Ha? Adın ne? Bünyamin. Soğuk musun Bünyamin? Ha? Soğuk mu? Soğuk. Sıcak. Sizin adınız ne? Titriyor bunlar. Trim trim titriyorlar valla. Ha, kaçıyor biri. Aldı gidiyor. Ayakkabıyı mı unuttun? Gel gel. Ayakkabıyı unuttum. İsminiz ne çocuklar? Adın ne senin? Berat. Berat üşüyorsun ha. Hasta olmayın, dikkat edin. Maşallah Bünyamin. Balık adam gibi ya. İyi yüzüyorsun Bünyamin. Üşümüş çocuklar, su soğuk demek ki. Su soğuk ya, buranın soğuk tabii. Evet, bayağı soğuk. Bizden geliyor ya, bizim dağdan geliyor, bu soğuk çok soğuktur bu su. Aşağıdaki dere sıcaktır, burası çok soğuktur. Şu an soğuktur. Bir de arabalık var burada yukarıda, güzel arabalıklar var. Bu köyün eski bir adı varmış. Eski adı Altunan diyorlar. Altunan köyü. Altunhan. Altunan köyü. Altunan. Yani Altın köyü diyorlar. Altunan diyor eski köy. Şu an değişmiş, Toptepe yapmışlar. Bizim köyü çok eskiden, yani Dünya Savaşı'nda dedem gelmiş buraya. Şirek'ten gelmiş. Buradan yerleşmiş o zaman. Tek bir benim dedem Mirzali aşireti vardı. O gelmiş, sonra gelen olmuş, işte yerleşmiş buraya. Bir de Gürgürlan Pasida köyü, o da yeni eskiden gelen köy. Bunlar sonra yerleşmiş başka köy. Bizim köy çok güzel, yani kışı çok sert. 5-6 ay sürer. O konuda biraz sıkıntı, evet. Yani yazın çok güzel, kışın soğuk. Hayvan besliyoruz. Hayvanda başka bir şeyimiz yok. Senin koyunlar nerede abi? Ona gidelim. Şunlar. Onlar mı senin koyunlar? Evet. Yanına gitsek ablalar izin verir mi ben süt çağırırken? Ben su gelsin, bir sıkıntı olmaz. Gelsin, tamam. Beraber gideriz. Hacı Cemil abim, burada
Kaç yaşındasın bu arada? Ben 59 yaşındayım. 59. Allah uzun ömürler versin. Sağ olun, maşallah. Orada adam var, ayrı ayrı şeyler yok. Cemil abi. Şimdi burası kurt yatağı. Haliyle buralarda kurt vardır. Gece gördük de yani tam tabii gece karanlık olduğu için saldırıyorlar, köpekler kovalıyorlar. Yani gece tabii zor, yani görmek zor. Ama saldırıyı gördük. Saldırdığı zaman köpekler kovalıyorlar gece. Senin bu köpekten memnun musun? Çok memnunum. Bu kangaldır, hem de çok güzel. Bu da şu arkadaşın köpeği, benim köpeğim yukarıda, o da çok güçlüdür. O da çok güzel bir köpektir. Onun sahibi de iyi bir aşağıda adam. Ondan sorabilirsin. Bizim köpek çok, bu da güzel bir köpektir. Gerçi hayvan için çok güzeldir. Şu taşlar ne abi? Benim kafama takıldı. Bunu niye böyle her yerde böyle üst üste koymuşlar taşları? Bunlar tarlada mı? Bunlar çayırdır. Bu çayırda topladığı için burada biçiyorlar. Toplamasa Taşlı tarla derler. Taşlı tarla, bir de biçe var şu an. O zaman bu tarla taşlıydı, tarlaları topladılar. Topladılar, pişmek için yani. Başka. Pişmek için. Evet. Bayağı da bir taşlıymış her yer. Şuralar evet taşlıdır. Her yer öyle, baksana. O zaman bayağı bir emek verilmiş buraya. Elbette, onun sahibi. Bu taşları toplamak için gerçekten yani bayağı bir emek lazım. Evet. Çok da toplamış, dereye götürmüşler. Aşağı dereye. Toplamasa çayırı pişmek biraz zor olur. Tırpanla da zor oluyor değil mi toplaması? Eskiden tırpan, şu an tırpan yok. Şu an hep biçerle biçiyorlar. Biçer de var geliyor. Bazen yerleri biçer girmez o zaman, o tırpanla biçiyorlar. Böyle bırak. İzinleyin. Uzaktan gitmeyin ya, bir gelin yani bari. Bayanlar böyle, böyle, hadi böyle. Utanıyorlar da, erkekler niye utanıyor? Ben onu anlamadım. Yani, ne? Ya olsun. Ya kurban olayım. Sen burada bak. Takım elbiseyle gezsen ben zaten seni çekmem. Zaten çekmem zaten. Zaten çekmem. Çünkü doğal olacaksın. Hayır, çoban dedim böyle olur Allah aşkına. Doğaldır yani, bunda bir şey aynen. Yok ki yani. Gel utanma ya. Batı'da şey yapıyorum. Ben sakal bırakıyorlar yani. İsim ne kardeşim? Samet. Gençler şeye kaçarken, Batı'ya, böyle İstanbul'a kaçarken aynen. Sen niye buralarda kaldın? Vallahi burada bir de biz kalmazsa kim kalacak başka? Sen haklısın, doğru söylüyorsun. Herkes kaçarsa köylü milletini yapacak. Doğru söylüyorsun ama işte gençler bunu pek anlamıyor biliyorsun. Direkt oraya gidiyorlar. Yok, bunun bir de sevgiyle alakası var. Hani sevdiğin işi yaparsan tabii ki. Geceliğin de buralarda mısınız? Aynen, dağdayız. Dağlardasınız. Evet. Cemil amcaya sordum. Burada kurtla denk geldi mi? Köpeklerine kurt kaptırdın mı falan? Vallahi tabii ki. Koyunla kaptırdık. İki tane. Valla? Aynen. Kaç tane kaptırdın? İki tane. İki tane. Yakın zamanda mı oldu? Geçen gün kurt saldırısı oldu. Akşam. Geçen gün? Evet. İki taneyi kaptırdın. Vallahi geçenin de bir tane geldi aldı da yine geri aldık. Yaraladı. Yaralı geri aldı. O zaman öyle yine kurtardın yani elinden. Aynen. İyi bari.
Köpeklerin iyi mi? Valla benim bir tane var, o da Kangal acını zaten. Kangal? He, yukarıda o. Onlar yok muydu sürünün içerisinde? Nasıl gitti? Sürünün aşağısındaydı. Sürünün aşağısındaydı. Aynen. Kurtlar da bazen oyun yapıyor ya. Aynen, her gün var zaten. Bu akşam yine şu bizim koylardan bir tanesini aldı. Bu akşam. Bu akşam oldu. Evet. Gece karanlık bastı mı geliyorlar demek? Yok, geldi değil. Hangi zaman gelecek? Anca alalım canım. Evet, doğru. Selamun aleyküm. Türkçesi fazla yok onun olsun. Için. Olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Yok. Merhaba. Sen de gel. Şimdi amca senle de bari sohbet edelim. Amcanın Türkçesi biraz azmış. Evet. Arada böyle Kürtçe'ye geçecek. Ben anlamasam da artık Samet'le Cemil evet. amcam bana tercüme eder. Evet. Siz de artık ben altyazı geçemem. Altyazı geçemezsem anlamadığım için evet. geçemiyorum. Evet, kusura bakmayın, anlayan arkadaşlar dinlesin. Evet. İsim neydi amca? Mehmet. Mehmet amcam. Kaç yaşındasın sen? Ben 62 var. 60 var. Bende büyüktür bu. 62. Sizden büyük. Evet, bende büyüktür. Evet. Sen de çobanlık yaptın senelerce. Çok yaptım. Evet. Çok yaptın. Evet. Senin de buralarda vardır. Başına gelen arkadaş daha yeni kaptırmış iki tane. Evet, başıma çok geldi o. Toplasan mesela 60 yaşında hayatında kaç tane kaptırdın? Çok. Çok. Fazla sayısını de, bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok çoban yapılmış. Sayısını bilmiyorum. Eyvallah. Öyle birebir gördün mü köpeklerinle mücadele ettiğini? Evet, bize gördüm arası bırak kadar. Ben ancak taş attım ha. Taş attım. Onları attım. Kaçtılar mı? Evet. Hani derler bazı yerlerde, evet. kurdu görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Aynı öyledir, aynı doğrudur. Vallahi. Eyvallah doğrudur. Biz... Vallahi işiniz zor abi. Gerçekten zor durumda. Gerçekten zor. Ya sen görüyorsun yani işte bayanlar valla sabah kasıyor, 12'den geliyor. Ondan geliyor, evet. akşama kadar hayvan soyuyorlar. O da mı senin abi? Evet, sağda bu benim. Bu da mı? Sağda bu benim. Bu da mı? Bu da mı? Soğuk mu abi? Ne? Sıcak mesela da. Su temiz, içiliyor. İçiliyor tabii. Çeşme suyu değil. Var kaynak suyu. Çeşme suyu. Dağdan gelir, buraya kadar gelir de sıcak olur. Ya güzel arabalık var simsiyah. Bu da mı? Evet. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim, sağ olasın. Fark ettin mi? Keçi hiç fark etmedim. Uyuyor. Hiç fark etmedim yemin ederim. Üzerine basarım hiç görmeden yanlışlıkla. Arkadaşlar siz gördünüz mü bilmiyorum ama burada çoban arkadaş uyuyormuş keçenin içerisinde. Vallahi hiç fark etmedim. Vallahi. Tesadüfen takılıp basabilirdik yani. Abi senin sürün herhalde bu. Evet. İsim neydi? Korkmaz Yaşar. Korkmaz abi. Allah bereket versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bayağı bir eşek ve at var sizde. Olmazsa dağa çıkmaz ki. Bana biliyorum lan. Şimdi burası çayır zamanı dağa çıkıyorlar. Hayvan salmak için dağa çıkıyorlar. Şu an ot çektiği için aşağı geliyorlar. Oradan köpek geliyor, çekiyor.
Vallahi çektiğini kaçırmam. Buradan İstanbul'da veya büyük şehirde akrabası olan da selam gönderebilir. Çocuklarıma selam söyleyin. Bu YouTube kanalı ya. YouTube devamlı köçelere takip edecek. Tam Diyarbakır'da Bingöl'e kadar takip edecek YouTube devamlı. İnşallah. Öyle değil mi? Ama şimdi YouTube'u ben çok takip ediyorum. Köçelere devamlı öyle alıyorum. Biz de şey Allah eski etmese. Devlet bari bizi görsün. Halimize acısı. Biz de Türkiye çobanları görsün. Aynen. Şimdi nereye gitsem aynı şey oluyor ya. Çobanlar çok dertli. Muş, Diyarbakır'a çıkarsın öyle takip edecek, tam oraya kadar getirecek devamlı. İlk barda. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun. Ticaret mi var burada? Satış ticaret, evet, satış. Evet. Zaten bu sene herkes satılıyor. Her şey bağlıdır. Herkes satılır yani. Ama malcılık artık Türkiye'de de kalmıyor. Malcılık kalmaz. Ekin kalmaz. Kaç koyun var abi? Burada 100'e yakın koyun var. Tabii millet herkes satıyor. Sen almaya gel. Neyle? Çekiyordu onları da dedi. Var hem de. Valla şurada 4-5 tane gördüm. Çok iyi. Daha bir tanesi bu kadar. Bu çok değil. Anlaşıldı mı? Kaça gitti? Yok yok, anlaşamadılar. Alana anlaşamamışlar. Anlaşamadılar mı? Yok anlaşamadılar. Şimdi bakıyorlar. Ey alma daya ne? Şöyle biraz sıkışırken sana. Konuş ya, bir konuş. Tut seket, tut be. 25 sene çobanlık yapmış. İtikatta mı tına kuğu alamış ki? Ya çok buna kapatmış ki. Ya devşim be. Azık olma ne? Gece karşıda kalıyorlar, bak işte görüyor. Asyahiler var ya. Oo, bayağı uzakmış. Onlar yatar işte. Gece oradan yatırıyoruz. O gündüz de yatıp burada sağmak için buraya getiriyoruz. İşte öyle. Kurt nasıl yiyor? Kurt. Gece karanlıktı. Geliyor yüzden öyle tütüyor götürüyor. Biz el feneriye atıyoruz. Ondan sonra yine ağzından alırız. Eğer kurtulursa kurtulur, kurtulmazsa da keseriz. O kadar yani. Başına geldi mi bir şey? Çok tabii gelmiş. Bir sefer geldi, iki tane kurttu. Biri boğazında tutmuştu, birisi arkasında tutmuştu. Ben de biz ipe pezben diyoruz takmıştık. Bir koyun şeysine boyuna takıyoruz. Açtım karşına kadar ben çubukla vurdum, o diğeri bana hücum etti. Ben yine geri kaçtım, köpeklere çağırdım. Hayır, köpekler geldi. Açıyor ha. He. Vallahi bile açıyor. Vallahi dinlemeyin bana, bile açıyor. Çat çat vuruyor dişlerini. Dişleri çat çat vuruyor. Bundan sonra tabii insanın saçları diken diken oluyor. Gerçekten. Vallahi diken diken oluyor. Ben kaçtım ama ben korktum. Kaçtım. Köpeklere çarptım köpekler. Ama onu kovaladım. Abi sıcak olmuyor mu böyle ya? Tabii sıcak oluyor. Çok sıcak oluyor. Çok sıcak oluyor. Ay, nasıl uyuyor? Çobanları halı budur hocam. Bak görüyorsun işte. Dur bakayım. Yatıyor. Rahatsız etmeyeydin ancam ya. Çek. Yat abi yat. Çek abi dede yatıyor şu anda. Üstüne ört. Tam böyle yatıyor ondan sonra. Koyunların içinde de aynı böyle yatıyor. İşte bizim halımız budur baba. Allah rahatlık versin abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Erzurum Tekman'dan, Toptepe Köyü'nden. Evet. Eski ismi Altın. Altınköy. Altınköy'den. Herkese selamlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abilerim, Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Sağ ol, güle güle. Sağ ol. Evet, sağ ol. Daha da eski olabilir de bilmiyorum.